Değerli dostlar, hepinize merhaba. Bugün Filistin'de bir dram yaşanıyor. Yaklaşık 30 bine yakın insan, suçsuz, günahsız, silahsız insan İsrail tarafından resmen katledildi. Orada bir soykırım var. Hatta Güney Afrika Cumhuriyeti bütün Müslüman ülkelerden daha mert bir şekilde çıktı ve Hollanda'daki Lahey Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmasını istedi. Şimdi burada şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İsrail Devleti'nin kurulmasında orada Osmanlı'nın İngilizlerle çarpışarak geri çekilmesinde çok büyük etken var. Ama o yenilginin, daha doğrusu Anadolu'ya geri çekilişinin en büyük etkenlerinden bir tanesi de maalesef İngilizlerle işbirliği halinde olan bazı Arap aşiretleri. Burada şunu karıştırmayalım. Bütün Arap halkları, bütün Arap aşiretleri Osmanlı'ya isyan etmiş değildir. O adam isyan edenlerden daha fazlası Osmanlı ordusunda, Osmanlı ordusuyla beraber İngilizlerle çarpışıyordu. Bu tarihi gerçeği bilelim. Yanlış tarihi öğrenmeyelim. Burada Şerif Hüseyin aşireti isyan etti. Bu aşiretin yaklaşık 20 bin civarında silahlı savaşçısı olduğu tarihçiler tarafından ortaya konuyor. Şerif Hüseyin yalnız bu isyanda, isyan sonucunda belki devlet ile kurdu. Bugün Ürdün Devleti o kurduğu devletin devamıdır. Irak ve Suriye'de her ne kadar devlet kurulduysa, Şerif Hüseyin'in çocukları orada krallık yaptıysa bile bugün o gelenekten devam etmiyor. O geleneğe sadece Ürdün devam ettiriyor. Şerif Hüseyin'in oğlu Kral Abdullah İstanbul'da doğmuş. Tabii Türkçeyi çok iyi konuşuyor. Bir gün İstanbul'da yakın arkadaşına Şerif Hüseyin'in ne kadar üzgün olduğunu, isyan etmesinden dolayı büyük şoklar yaşadığını anlatmış. Diyor ki oğlu arkadaşına, müttefikler, daha doğrusu İngilizler babamı Osmanlı idaresine isyan edip imparatorluğun düşmanlarıyla işbirliği yapması karşılığında kendisini Hicaz krallığına, yani bugün Mekke Medine bölgesi Hicaz diye geçiyor, krallığına getirmek vaatlerini tuttular. Babam Hicaz kralı oldu. Fakat bir süre sonra İngilizleri dinlememiş galiba. İngilizleri dinlemediğinden dolayı bugünkü Suudi aşireti, Suudlar, Vahabiler kendisiyle, yani Şerif Hüseyin'le çarpıştılar. O bölgeyi Kral Hüseyin'den, yani Şerif Hüseyin'den geri aldılar. Vahabiler babamı yendiler. Dolayısıyla Kral Suud babamın yerine geçti. Babam da İngilizlerin himayesi altında Kıbrıs adasına yerleşti. Babam İngilizlerin himayesi altında Kıbrıs'a yerleştikten sonra orada hastalandı. Kendisini Amman'a, yani bugünkü Ürdün Devleti'nin sınırlar içerisindeki başkenti Amman'a aldım diyor. Uzun müddet hasta yattı. Çok ıstırap çektim. Günün birinde ikindi vakti sarayın bandosu öteden beri adet olduğu üzere bahçede konser veriyordu. Hava çok sıcaktı. Pencereler açıktı. Bir ara bando hepimizin bildiği İzmir Marşı'nı çalmaya başladı. Babamın birçok eski hatıralarını hafızasında canlandırmasını önlemek için pencereyi yavaşça kapadım. Babam seslendi. Evlat, neden o pencereyi kapatıyorsun? İzmir Marşı'nın bana eski günlerimi hatırlatmaması için değil mi? Ben veli nimetine ihanet etmiş asi bir kulum. Günahım büyüktür. Kral olacağımı sandım. Allah beni sürgünlüğe düşürdü. Hasta oldum. Buraya sığındım. Bırak pencereyi aç, şu marşı dinleyeyim. Duyduğum vicdan azabının şiddeti o eski hatıraların canlanması ile büsbütün ağırlaşsın da ta ki Cenab-ı Hak bu günahkar kulunu dünyada affederek ahirette hesap gününde daha büyük cezadan korusun. Evet değerli dostlar, Osmanlı'ya ihanet eden,
Hicaz emiri Şerif Hüseyin iflah olmamıştır. Kral olmuştur belki. Ama sürgünde hastalık ve ölümle noktalanan sonu ibret verici olmuştur. Büyük oğlu Kral Faysal'ı Irak kralı yapmıştı. Bu Kral Faysal esrarlı bir biçimde zehirlenerek ölmüş. Onun oğlu bir gezintiden dönerken yolda arabanın çarpmasıyla, garip bir şekilde çarpmasıyla bir ağaca çarpıyor. O da can vermiş. Torunu yani Irak'ın genç kralı 2. Faysal ise 1958 senesinde askeri darbesinde amcası Emir Abdullah ile birlikte feci biçimde isyancılar tarafından parçalanmıştır. Katledilmiştir. Evet, değerli dostlar, yine Ürdün kralı Abdullah ise o da Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın merdivenlerinde bir Filistinli tarafından sen Osmanlı'ya ihanet ettin diyerek hançerlenerek öldürülmüştür. Yani burada şunu dikkat edelim ki Filistinli hesabını sormuş. Yani sen Osmanlı'ya niye isyan ettin? Ya orada bugün suçlanıyor insanlar. O bütün Araplar bize isyan etti gitti, şöyle büyük bir şey var. Değil arkadaşlar. Yani burada Arap aşiretlerini göz önünde bulunduralım. Demek ki burada Kral Abdullah bile, Şerif Hüseyin'in oğlunu Ürdün Kralı Abdullah bile oradaki bir Filistinli hançerliği öldürebiliyor. İhanet ettin diyor. Bugün Fahrettin Paşa'ya, Mekke Medine'yi savunan Fahrettin Paşa'ya yapılanların mutlaka bedelini onu muhasara edenler, çevirenler göreceklerdir. Evet, burada şunu görmek lazım. Müslüman Türk ordusuna silah çeken kişilerin, insanların torunları daha dünyadayken bunun bir nevi faturasını görmüştür. Umut ediyorum ki bundan böyle herkes bundan ders alır. Dünyada Müslüman devletlerin içerisinde bayraktar olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin etrafında kenetlenmesi lazım ki biz İslam aleminin temsilcisi olarak güçlü bir şekilde duralım, haksızlıkların karşısında duralım, vahşeti önleyelim. Bugünkü Filistin'deki gibi katliamlar, soykırımlar yaşanmasın. Evet, hepinize iyi akşamlar.